Pulmoner hipertansiyonu doğrudan teşhis etmek için ilk akla gelen yöntem kalbe kateter girişi yapmak olsa da teşhisin başka yolları da mevcut. Kardiyovasküler sistemde kalp ve karaciğerin ilişkisini düşünürsek kalpten sonra kanın gittiği yer akciğerlerdir. Evet akciğerlerimiz burada. Kalbin dört odacığını çizersek ikisi yukarıda ikisi aşağıda. İşte sağ karıncık burası akciğerlerimize oksijenden arındırılmış mavi kanın geldiği yer. Burada gösterilen yönün ters olduğunu unutmayın. Yani tıpkı biri karşınızda duruyormuş gibi kalbin şurası sağ kısmı, burası da sol kısmı. Evet, kan sağ karıncıktan akciğerlere doğru akıyor ve daha sonra sol kulakçağa geri dönüyor. Bu kısımda oksijenli kırmızı kana dönüşmüş olacak. Bu ilişkiyi göz önünde bulundurduğumuzda akciğerlerde sağ karıncıktan alınan kanın yeterli oranda sol kulakçağa gitmesini engelleyen hipertansiyon görülüyorsa kalp başka bir yöntemle incelenebilir ve pulmoner hipertansiyon hakkında bilgi edinilebilir. Bu yöntemin adı ekokardiyografi veya kısa adıyla eko. Ekokardiyografide kalbe farklı yönlerden ultrason yani ses dalgaları uygulanır ve kalbin farklı bölgelerindeki odacıklarının nasıl çalıştığı incelenir. Pulmoner hipertansiyonu teşhis etmek amacıyla ekokardiyografi yapılırsa sağ karıncık incelenebilir. Sağ karıncığa giren kan, odacığın ne kadar çalıştığı gibi şeyler pulmoner hipertansiyon hakkında ipucu verir. Ekokardiyografi de sol kulakçıkta incelenebilir ve oraya ne miktarda kan akışı olduğu da gözlemlenebilir. Yani bu yöntem pulmoner hipertansiyon teşhisinde çok güçlü bir araçtır ve kalbin nasıl çalıştığını inceler. Bu yöntemin bir başka avantajı ise kalbin tüm bölgelerinin görülebilmesi hatta sol karıncık bile görülebilir. Unutmayın, eğer sol karıncıkta sorun varsa ve kanı ileri itiyorsa, bu birikme pulmoner hipertansiyona sebep olabilir. Yani ekotesti yalnızca pulmoner tansiyon olup olmadığını söylemez, tansiyonun sebepleri hakkında ipucu da verir. Onun içinde pulmoner hipertansiyon var mı yok mu? Bu bilgiyi vermesinin yanı sıra kalbin genel olarak işleyişi hakkında da bilgi verir. Bu da doktora hastada neden pulmoner hipertansiyon görüldüğü konusunda ek bir ipucu sağlar. Hastalara uygulanabilecek başka bir yöntem ise röntgen. Röntgenlerde genel olarak radyasyona maruz kalınıyor. Fakat akciğer röntgeninde durum o kadar da kötü değil. Genel olarak akciğerlerin aşırı oranda şiştiği görülürse ve özellikle hipertansiyon olacak şekilde akciğer rahatsızlığıyla ilgili başka ipuçları varsa örneğin akciğer damarlarında kronik hipertansiyon görülüyorsa damarlar kalınlaşır röntgende akciğerdeki damarların geçtiği yerler üzerinde izler yaralar ve zamanla oluşan genişleme görülebilir genellikle hava yolları ve damarları silik şekilde görülür fakat hipertansiyon varsa derecesine bağlı olarak bu bölgeler çok net bir şekilde görülebilir kısacası işe röntgende başlamak gayet mantıklı olabilir Aa, evet, akciğerlerin işlerini nasıl yaptığını gösteren başka testlerde uygulanabilir. Mesela bunlardan biri arter kan gazı analizi. Bu analizde kandaki oksijen ve karbondioksit oranı analiz edilir. Akciğerler bu iki maddeyi dengede tutmakla sorumludur. Kan gazı analizi belirli bir durumu ölçen bir test değildir. Örneğin kan gazı sonucu kötü gelmişse bu buradaki gaz değişiminin verimli olmadığını gösterir. Yani Hastada mutlaka pulmoner hipertansiyon görüldüğü anlamına gelmez. Fakat doktor hastanın öyküsünü ve kan gazı analizi sonuçlarını birleştirerek akciğerlerin ne kadar iyi çalıştığını ve eğer hipertansiyon varsa ne kadar kötü derecede olduğunu gözlemleyebilir. Arter kan gazı analizinin yanı sıra solunum fonksiyon testleri de yapılabilir. Bu testler akciğerlerin nasıl çalıştığını ve neleri yapabildiğini doğrudan ölçer. Ancak yine de pulmoner hipertansiyon teşhisinde veya hipertansiyon konusunda en azından şüphe uyandırmada en önemli adımlardan biri olarak buraya hasta öyküsünü yazıyorum. En nihayetinde bu testler doktoru teşhise bir şekilde yönlendirebilir veya teşhis için Swan-Ganz kateteri kullanılarak doğrudan ölçüm yapılabilir. Ancak hastanın öyküsünü almak da son derece önemlidir.